sayın protokol üyeleri, değerli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hoş geldiniz. Teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Büyük Önder Atatürk'ün eseri, büyük bir devrim ve milletimize eşsiz bir miras olan Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Aradan geçen 97 yılın sonunda artık Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti güvenin, huzurun, umudun adı olan büyük bir devlettir. Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, bu sayede ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi, görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmaktır. Ülkemizde yaşayan herkes hürdür. Temel hak ve özgürlüklerini, özgürlükler anayasa ve kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanabilmektedir. Herkes aynı geçmişi, ortak bir geleceği paylaşmaktadır. Herkes tasada, kederde, sevinçte ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti 97 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş. Bilhassa son dönemdeki atılımlar sayesinde bugün dünyadaki yükselen güçler arasında yer almayı başarmış güçlü bir devlettir. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde hatır sayılan güç, dünyada da ilham kaynağı olmayı günümüzde de devam ettirmektedir. Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyeti koran ve bir kez daha kendilerini rahmetle yad ettiğimiz, başta Gazi Mustafa Kemal ile arkadaşlarının yeni devletimiz için belirledikleri bir hedef vardı. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal'in bizlere vasiyet olarak da gösterebileceğimiz bu hedefin adı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmaktır. Türkiye ne zaman muasır medeniyet seviyesine bir kalkınma hamlesi başlatsa birileri hemen çıkıp Cumhuriyeti korumak ve kollamak adına engel olmuştur. Ülkemiz üzerinde bulunduğu coğrafya itibariyle politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun üstüne oyun oynanmıştır. Darbeler, cuntalar, vesayet girişimleri tarihimize Cumhuriyet'in kazanımlarına darbe vuran karanlık duraklar olarak geçmiştir. Ancak tek yürek olmuş milletimiz sayesinde bu oyunlar hep boşa çıkarılmıştır. En son hem bir darbe girişimi, hem bir terör saldırısı, hem de bir işgal teşebbüsü olan 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız şekilde bir kez daha teyit etmiştir. 15 Temmuz gecesi aynı ruh, aynı heyecan, aynı azim bir kez daha dirilmiş, milletimiz tamamen kendi iradesiyle sokaklara, meydanlara inerek ülkesine, devletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmıştır. Milletimiz yine yeni işgal girişimlerine karşı da
İstiklal Harbi'ndeki kararlılıkla mücadele edeceğini o gece tüm dünyaya göstermiştir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır. FETÖ mensubu hainleri silahlarına göğsünü siper ederek özgürlüğüne, demokrasisine ve devletine sahip çıkan, milletimizin azmini gören düşmanlarımız önümüzde diz çökmeye mahkumdurlar. Biz bir oldukça bundan sonra da yapılacak olan tüm hain planlar bozulmaya mahkumdur. Unutmayınız ki hak ve hürriyetlerinden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle bizlere, gelecek nesillere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ülke ve inkılaplarını koruyup kollamak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden, bu uğurda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.